Selamlar yancılar, hepiniz görüyor. Hoş geldiniz. Kaldığımız yerden Minecraft mod videolarına devam ediyoruz. Bugün yine iki tane efsane Minecraft moduyla karşınızdayım. Her zamanki gibi yine oyuna diyoruz. Yeni dünya olsun. Yaratıcı. Son gelişmiş değerlerden düz dünya. İsterseniz normalde Survivor'da da edebilirsiniz. Bunun bir şeyle alakalı hiçbir alakası yok. Bunu söylemek istiyorum. Kaynak paketlerinden arkadaşlar birinci mod. Evet, bir sürü de modumuz var burada. Belli oluyor zaten. İlk modumuz arkadaşlar şu Fae Garden Decoration. Etkinleştiriyoruz. Davranış paketlerinden de muhtemelen etkinleştirir. Birlikte olan etkinleştirmiyormuş. Burayı etkinleştiriyoruz. Burada görmüyor yine. Bu arkadaşlar biraz daha çiçekçilikte, böcekçilikte, işte dekorasyonla alakalı şeyler. Bunda yanlış hatırlamıyor isem yeni çiçekler, yeni böcekler. Böcekler gelmiyor. Yeni çitler falan geliyor. Dekorasyon. Biraz daha dekorasyon olaylarına girmenizi sağlıyor diyebilirim. Şimdi muhtemelen şu en aşağıda bulunuyor bu dekorasyon malzemeleri. Ha dur, tatil oluşturacağız. Özelliklerini etkileştirdik baba. İyi hatırladınız ya. Tekrardan yeni dünya oluşturuyoruz. Yaratıcı modu, gelişmiş ayarlar, düz dünya. Sonra arkadaşlar çok oyunda olmadığınız step kalite step atlayın. Ben kapalı video alıyorum. Kaynak paketlerinden arkadaşlar. Sahip olanlardan. The Fae Garden. Davranış paketlerinden de Fae Garden'ı tekrardan etkinleştiriyoruz. Denemeler kısmından da arkadaşlar tatil oluşturucu özelliklerini aktif ediyoruz. Özel bir yorumları atıyoruz diyor. Bu üçünü aktif ediyoruz. Sonra bir oluşturuyorum. Bunu aslında uyumazsa modu yapımcısı mutlu arkadaşlar. Biz her şeyi yap. Envanterimizi açıyoruz. Muhtemelen en alt kısımlarda oluyor. En alta doğru inelim. Evet, bakın burada bir sürü malzeme geldi. Tek tek inceleyeceğiz. İsimler biraz değişik ama modlu survival yapacağı zaman pek de önemli değil. Böyle yağmurun ağrıyordu da hiç bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu ne? Bitki. Güzel. Bu tabela. The Garden mı yazıyor? Yok mu yazıyor? Öyle bir şeyler. Bunu atalım bakalım yazabiliyor muyuz? Yazabiliyor muyuz? Yazamıyoruz. Bunu nasıl yan falan koyabiliyoruz? Onu da hemen yapalım. Evet, bunu aldık. Altına koyabiliyoruz. Yan koyamıyoruz. Çek bu şekilde ve yere sabitlemiyor. Ekleme yapıyor değil mi? Ekleme yazabiliyor. Ve yönünü de değiştiriyor. Evet, böyle bir güzel bir tabela var. Gayet iyi. Bu. Bu. Aynen. Bu falan görüyor. Burada bir sallanacak gibi bir olay var sanki. Aynen öyle. Böyle bir olay cevabı var. Mesela efektif de yerleştirebiliyorsunuz. Çitlerimiz var. Çok güzel. Eskimiş gibi bir görüntü sağlıyor bir de. Ve dönüşleri de gayet iyi. Aynen. Bakın fazla bir sıkıntı yok. Bunlar ne? Bunlar da yine işte bir şeyler ekleyeceğiniz olaylar. Fasulye sırığı gibi. Oo, bunu çok beğendim. Bunu da güzelmiş. Doğada gibi. Bunun yapımı da yine açıklama kısmında arkadaşlar mevcut. Bu siteye gidip yapımlarını öğrenebilirsiniz. Survivor'da da kullanılabilir tabii burada. Bunların hepsini bir yapalım. Evet, geldik mantığa. Oo, bayağı büyükmüş lan. Fotoğrafta küçük görünüyordu. Gayet iyi, güzel. Sonra böyle bir tekerlek var. Üstüne de koyabiliyoruz. Evet, yemeğim geldi. Hemen görüyorum. Onu aldım. Hemen kısa bir bakış yapıyoruz. Bu şekilde eşyalar var. Böyle yine çiçekler, böcekler var. Böyle saçlar var. Yine aynı şekilde çiçekler var. Bu da güzel. Kazan kaynıyor. Bunu çok beğendim. Bu da güzelmiş. Bayağı iyi. Tekrardan envanterimizi açalım. Kuş falan var burada. Onlara da bir bakalım. Göz atalım. Böyle. Evet. Bu kuş şeyi. Aynen. Kuş evi gibi bir şey. Gayet güzel. Biraz daha renkli olabilir ama eskiye yönelik bir şeyler. Ben nerede? Tırmanabiliyoruz bunlar. Herhalde tırmanmamız lazım. Üstte boyalıyor. Boyalıyor. O buna yaklaşamıyor. Bu bayağı bir yerde dönüyor. Yok. Alt imanılmıyor. İmanılmıyor. Haber var. The Fae diye. Bu da güzel. Yine küçük baltalarımız var. Farklı farklı. Böyle bir ışığımız var. Acaba yanıyor mu? Şunu hemen bir boşaltalım yenimizin. Yok, bu da yanmıyor. Ama güzel ışık. Dekorasyon güzel. Bunu asabiliyor muyuz? Asarız beraber. Aynen. Güzel. Beğendim. Bunu beğendim. Yine farklı farklı bitkilerimiz var ve kaldı sonraki. Yumuşak. Evet, bu pencere. Pencere gibi bir şey. Evinizin üstüne yapabilirsiniz. Tekli bir şekilde. Yan yana bile çıkıyor. Biraz sıkıntı çıkabiliyor. Çok büyük bir şişeye dönüyor. Aa, çok güzel. Ve oyunumuzda mükemmel görünüyor. Evet arkadaşlar, mod paketimiz bu şekildeydi. Bize daha fazla bahçeyle alakalı, dekorasyonla alakalı eşyalar verdi. Bu mod paketini eğer indirmek istiyorsanız açıklamalar kısmında mevcut ve yorumlara da etiketliyorum arkadaşlar. Yorumlara da sabitliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Neyse, eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olup destek atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.